intelligent question. I just told the players, and I'm always honest. I told them that. So I tell you exactly what I told them. I told them that, first of all, that I'm very proud of them. They did everything to win. They played tactically. They played emotionally. They adapt to many different circumstances in the game. They had two posts. They had three or four big chances that the goalkeeper made incredible saves. In France, was a little bit more of the same. We lost big, big chances. So was one team, in my opinion, that deserved to win, and another team that won. Consequences. Consequences for me are very simple. We lose economically, because Champions League obviously is an important boost to the club. And we lose the chance to play against the biggest teams in the world. But we would never win the Champions League. We would never reach the Champions League final. Never. We could beat one of two of the big teams, but we couldn't go through every round until the big targets. So we lost that. But we go to Europa League. And in Europa League, if I don't want to say the rest, I prefer to stay on the ifs. But if we can do a great Europa League, but we can do a great Europa League with the if. I cannot speak more than the if. If not, I am in trouble. But I'm very proud of the players. Now we focus on the Super League, and we will wait for the draw of Europa League, where I want the team to play with the same enthusiasm and with more quality than today, because today we were a bit in trouble. Ferdi and Fred are two creative players. Fred and Ferdi are two players with intensity, high intensity in their game that you need for this kind of matches. Not to have one is hard. Not to have two is very hard. The boys gave everything. I'm proud of them. Zekice bir soru. Ben her zaman dürüst biriyimdir ve oyuncularıma tam olarak ne dediğimi size söyleyeyim. Onlarla gurur duyuyorum. Çünkü bugün takım olarak her şeyi yaptık. Taktiksel anlamda, duygusal anlamda. Maç içerisinde pek çok farklı şarta uyum sağladı oyuncular. İki topumuz direkten döndü. 3-4 tane net pozisyon kaçırdık. Kaleci harika kurtarışlar yaptı. Pek çok pozisyona girdik. Bugün sadece bir takım kazanmayı hak etti. Diğer takımsa maçı kazandı. Şu anda içinde bulunduğumuz sonuçlar basit. Ekonomik anlamda kaybettik. Çünkü Şampiyonlar Ligi bu anlamda önemli bir destek. Aynı zamanda dünyanın en büyük takımlarına karşı oynama şansını da kaybettik. Ama şu da bir gerçek ki zaten Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık. Asla finale ulaşamazdık. Belki bir iki büyük, dünyaca büyük takımı yenebilirdik ama bunu her tur gerçekleştiremezdik. Bugün bu şansı kaybettik. Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Avrupa Ligi'nde de eğer diyorum ama eğer'in devamını söylemeyip eğer de kalmak istiyoruz. Biz Avrupa Ligi'nde çok iyi işler yapabiliriz ama eğer bu cümlenin devamını getirmek istemiyorum. Çünkü yoksa başım belada olur. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Şimdi Süper Lig maçımıza odaklanacağız ve Avrupa Ligi kurasını bekleyeceğiz. Orada da aynı heyecanla oynayacağız ama daha fazla imkanımız olacak. Çünkü bugün şu anlamda başımız beladaydı. Fred ve Ferdi gibi iki tane yaratıcı oyuncumuz yoktu. Şiddeti yüksek oyuncular bunlar ve bu tarz maçlarda önemli oyuncular. Bir tanesinin olmaması bile zor ama iki tane olmadığı zaman çok zor. Ama genel olarak oyuncularım her şeylerini verdiler ve onlarla gurur duyuyorum. If you want to know more about the ifs, I invite you to watch
Roma Sevilla in the Europa League final 2022-2023. And you understand the ifs. Eğerle ilgili cümlemin devamını merak ediyorsanız sizi Roma Sevilla Avrupa Ligi finalini izlemeye davet ediyorum. 22-23 sezonunda oynanan. O zaman eğer cümlesinin devamını anlarsınız. Impacts me more for the boys and impacts me more for the fans and impacts me more for the club. This is not about me. This is about the club, about the players, about the fans. I'm just a professional that tries to give my best and to try to help. Honestly, I would prefer to play Champions League, but I am experienced enough and realistic enough to say that in Champions League we wouldn't have a chance to reach finals, to reach the last periods of the competition. In Europa League, if we have chances, because in Europa League we will face many teams of our level. So by the competitive point of view, Europa League is, let's say, more enthusiastic. But of course, we all would prefer to play Champions League for different reasons. Beni şu anlamda etkileyecek, kulübüm açısından, oyuncularım açısından, taraftarlarımız açısından. Çünkü ben sonuçta bir profesyonelim ve ben buraya yardım etmek için geldim. Belirtmiş olduğum gibi beni değil, kulübümüzü, oyuncularımızı ve taraftarlarımız açısından beni etkiliyor. Dürüst olmak gerekirse ben Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı tercih ederdim. Yeteri kadar tecrübem var, realistik biriyim ve şunu da söylüyorum, Şampiyonlar Ligi'nde asla finale veya son turlara kalamazdık. Ama Avrupa Ligi'nde eğer belirtmiş olduğum gibi şansımız var. Çünkü kendi seviyemizdeki takımlarla karşılaşıyoruz orada. Çekişme anlamında Avrupa Ligi bizim için daha heyecan verici. Ama hepimiz farklı nedenlerle de olsa Şampiyonlar Ligi'nde olmayı isterdik. And you still need me to explain you? İzlediniz mi ve hala açıklamama ihtiyaç mı duyuyorsunuz? Normally, when journalists don't understand much about football, which I'm not saying is the case, but normally they focus a lot on data, they focus a lot on numbers, on stats. Sometimes stats, they don't reflect the match, but sometimes there are stats that are a huge reflection. Two posts and three incredible saves, I think it means a lot. It means that one team created enough to win the match. Bright shot is a goal. Tojun header is a goal. Mert shot is a goal. Somebody else shot, I don't know. The goalkeeper made consecutively another amazing save, is a goal. The three chances we had face to face with the keeper in Lille are goals. So we produce it to win. We played against a team that doesn't scare, but they hide the ball. They are good on hiding the ball. So for periods, they have the ball. The two midfield players, Andre and Gomez, they are technically very good. Then they drop Cabela, they drop David, they accumulate people there in the middle. They don't scare, they don't shoot, they don't score, but they keep the ball. And one team that wants to win the match has to press, has to run, high intensity, and is difficult. It's not easy. But even with these difficulties, the man of the match in Lille was Chevalier. The man of the match today was Chevalier. Livakovic in Lille made one save. Livakovic today didn't touch the ball. And I think this is a good reflection of the match. Then is not an excuse because the boys, they gave
everything. But the biggest clubs in the world, if they miss two important players, they suffer. It's not easy. And for us, Fenerbahce, to lose two creative players, to lose two intense players, to lose two players with great quality, to, let's say, beat compact defenses. For us, the news of no Fred were difficult for us, and the news this morning of Fred, of Ferdi, not playing was also difficult news for us. Ferdi today would be playing in midfield, making a triangle with Dzeko and Saint-Maximin was what we prepared. Then the day of the match, to know that this is not going to happen and change plans and change dynamics is also a loss. But I think the players, they gave everything. So I'm here for them. And let's go together to our great objective, which is the Super League. And now the Europa League. Yeah. Normalde futboldan çok fazla anlamayan gazeteciler, ki şu an için söylemiyorum bunu, çok fazla dataya, numaralara ve istatistiğe odaklanırlar. Ama istatistikler bazen maçı yansıtmaz, bazen de çok büyük bir şekilde maçı yansıtır. Bugün baktığınız zaman iki topumuz direkten döndü, üç tane inanılmaz kurtarışı vardı kalecinin. Bunların çok şey anlam ifade ettiğini düşünüyorum. Bir takım maçı kazanabilmek için yeteri kadar pozisyon üretti. Brighton şutu vardı, Tosun'un kafası vardı, Mert'in şutu vardı. Bunlar normalde gol olacak pozisyonlardı. Biri daha vardı, tam hatırlamıyorum. Kalecileri arka arkaya kurtarışlar yaptı. Lille'de oynadığımız maçta 3 tane karşı karşıya kaçırdığımız gol pozisyonu vardı. Dolayısıyla biz maçı kazanabilmek için yeterli pozisyonları ürettik. Biz korkmayan bir takıma karşı oynadık, fakat rakip takımın amacı topu tutmak, topu saklamaktı. Bunu iyi yapıyorlar. Andre ve Gomez teknik oyuncular. Cabella da geriye geliyor, David de geriye geliyor ve orta sahada kalabalık olup topu tutuyorlar. Şut, gol atmak için şutları yoktu. Çünkü kazanmak isteyen bir takım çok şiddetli oynar, baskı yapar, çok koşar. Kolay değildi. Bugün bu zorluklara rağmen, bütün bu saydığım zorluklara rağmen hem ilk maçtaki maçın oyuncusu Şivalye'ydi, hem bugün de aynı şekilde maçın oyuncusu Şivalye'ydi. Livakovic deplasmanda oynadığımız maçta sadece bir kurtarış yaptı. Bugün topa dokunmadı bile. Bu saydığım şeylerin maçın iyi bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunlar bir bahane değil. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Ama şunu da söylemem gerekiyor ki, dünyanın en büyük takımları bile iki tane çok önemli oyuncusu olmadığı zaman bunun acısını çekerler. Kolay değil. Çünkü Fenerbahçe iki tane kaliteli, yaratıcı, şiddetli ve rakip savunmaları bozabilen oyuncusundan mahrumdu bugün. Fred'in zaten sakatlandığını duymak, olmayacağını duymak bizim için zor bir durumdu. Bu sabah Ferdi'nin de olmayacağını duymak daha da zor oldu bizler için. Çünkü normalde maç öncesi yaptığımız plana göre bugün Ferdi orta sahada Dzeko ve Maximen'le üçgenleri yaratacaktı. Biz bu hazırlıkları yapmıştık, fakat maç günü sabah bu haberi aldık ve planlarımızı, dinamiklerimizi değiştirmemiz gerekti. Bu bizler için bir kayıp, ama belirtmiş olduğum gibi oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Şimdi hedeflerimize doğru hep birlikte ilerleyeceğiz. Bu da Süper Lig ve Avrupa Ligi. I don't even know the reason why Europa League is going to be this way, so same as Champions. I don't know the reason why. We have to adapt. It's something new for everybody. It's an accumulation of matches until December. If it's not six, but eight. So basically, we are playing every week. Midweek. Hopefully, our rivals in the Super League happen the same. Hopefully, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray. Hopefully, they are in the European competitions having these matches, because it's not going to be easy. But we have a good squad. Especially in some positions, we can perfectly rotate players and give chances to others to play and to try to keep everybody fresh
during the competition. Competition that is a bit strange. You play 8 matches, 4 at home, 4 away. Against some opponents, you only play at home. Against some opponents, you only play away. It's strange, but it is what it is. I think money makes decisions, and we have to adapt to it. But as I was saying before, Champions League would be great for the club, great for the players, but we would never have a chance to go very, very far in the competition. And the Europa League is more adapted to our level, and I want to inject ambition in the team to do well. Avrupa Ligi'nin yeni formatı neden böyle bilmiyorum. Aynı şekilde Şampiyonlar Ligi için de geçerli. Bu karar neden verildi bilmiyorum ama adapte olmamız gerekiyor. Bu durum hepimiz için yeni bir durum. Tabii ki maç sayısını Aralık ayına kadar artıran, üst üste maçlar oynamanıza sebep olan bir durum bu. Artık 6 değil 8 maç oynuyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor. Her hafta ortasında maç oynuyorsunuz. Umarım Süper Lig'deki rakiplerimiz için de aynı durum geçerli olur. Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray. Umarım Avrupa turnuvalarında onlar da bu maçları oynarlar. Kolay değil tabii ki. Yani iyi bir takımımız var aslında. Çünkü bazı pozisyonlarda harika bir şekilde rotasyon yapabiliyoruz. Farklı oyunculara şans verebiliyoruz ve oyuncuları bu şekilde taze tutabiliyoruz. Ama bu yeni format birazcık garip. Çünkü 4 iç saha maçı, 4 deplasman maçı oynuyorsunuz. Bazı rakiplerle sadece içeride oynuyorsunuz. Bazı rakiplerle sadece dışarıda oynuyorsunuz. Dolayısıyla garip bir durum bu. Şunu söyleyebilirim ki para karar veriyor. Bizim de buna adapte olmamız gerekiyor. Evet, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kulübümüz için, oyuncularımız için harika bir durum olurdu. Ama belirtmiş olduğum gibi orada asla uzaklara gidemezdik. Çok fazla ilerilere gidemezdik. Avrupa Ligi bizim seviyemize daha uygun. Dolayısıyla ben de bu hırsı oyuncularıma enjekte edeceğim en iyisini yapabilmek için. Players are injured, but they are not going to be injured for the rest of the season. They will be back as soon as possible. And every time a player is injured, we cannot just think immediately about the market. Of course, the transfer window is open, but I don't demand anything. You know, I just told something that is obvious with every club in the world. You lose to important players and you suffer. But I'm not begging for anything to happen. We try to recover the two players as soon as we can. The other question was about two important competitions, no? Yeah, which one? Yeah, for me the most important is the next one. The next one is a difficult match we have to play Saturday in the Super League after 120 minutes that we had to play today in a huge accumulation of matches that we have four in the Champions League and one in the league. We played 5 matches in a short period of time with players that didn't have a proper pre-season, with players that didn't have proper holidays, with players that are in different phases of their preparation. Saturday is of course going to be hard, but now our focus for the next couple of weeks is only the Super League. We don't play Europa League yet. We have now two difficult matches away, and we have to try obviously to get the points in two difficult stadiums. Bu oyuncular sakatlandı ama sezon boyunca sakat olmayacaklar. Mümkün olduğu kadar çabuk dönmelerini sağlamaya çalışacağız. Tabii ki her bir oyuncu sakatlandığında transferi düşünemem. Evet, transfer penceresi hala açık ama ben herhangi bir şey talep etmiyorum. Çok bariz bir şekilde iki önemli oyuncunuz olmadığı zaman bunun acısını çekiyorsunuz ama ben herhangi bir şey için yalvarmıyorum. Biz elimizde olan oyuncuların, sakat olan oyuncuların bir an önce iyileşebilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmayı deneyeceğiz. Turnuva sorusuna gelecek olursak benim için en önemli turnuva her zaman sıradaki turnuvadır. Cumartesi günü ligde zor bir maç oynayacağız. Üstelik bunu bugün oynamış olduğumuz 120 dakikanın üzerine yapacağız. Çok fazla üst üste maç oynadık. 4 tane Şampiyonlar Ligi ele maçı oynadık. Bir tane lig maçı oynadık ve bunları çok kısa süre içerisinde gerçekleştirdik. Çok kısa süre içerisinde 5 tane maç oynadık ki oyuncularımız
Birçoğu doğru düzgün sezon öncesi dönemi geçiremedi, doğru düzgün tatil geçiremediler ve hazırlık anlamında pek çok oyuncu farklı fazlarda. Cumartesi günü oynayacağımız maç bizler için zor olacak. Şimdi birkaç hafta boyunca lige odaklanacağız çünkü Avrupa Ligi henüz yok bizim için. İki tane zor deplasman maçına çıkacağız ve bu zor statlarda oynayacağımız maçlardan puanlar almaya çalışacağız.